Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerimiz, inşallah yeni bir videoyla, yeni bir dersle baş başa olacağız. Önceki dersimizde biz zaten kelimeyi anlattık. Kelimenin üç kısma ayrıldığını anlatmıştık. Bu derste de yine aynı şekilde konunun devamı olarak insanlıktan başka bir yöntemle kelimenin kısımlarını anlatacak. Tabi takip edenler için, Mola Cami'den takip edenler için, tercümesinden takip edenler için sayfa 108'deyiz. 108. sayfadan Bismillah diyerek başlayalım. Musanif tabi kelimenin üç kısma ayrıldığını anlattı. Dedi ya kelime işte kendi nefsinde bir anlam ifade ediyor ya etmiyor. Ediyorsa ya zamanla beraberlik ediyor ya etmiyor. Etmiyorsa işte isimdir, ediyorsa fiildir. Kendi nefsinde bir anlam ifade etmiyorsa buna da harftir deyip üç kısma ayırdı. Tabi tekrardan konuyu toparlayarak diyor ki وَقَدْ عُلِمَ بِزَٰلِكَ bunlarla bilindi. اَيْ بِوَجِ الْحَسْرِ الْكَلِمَةِ فِي اَقْسَامِ السِّلَاسَةِ kelimeyi hasır yani ya şöyledir ya böyledir imayla atif yapmıştı ya şöyledir ya böyledir hasır metodundan kasıt odur. فِي اَقْسَامِ السِّلَاسَةِ üç kelimenin üç kısma ayrılışından bilindi. Ne bilindi? Haddu kullu vahidin mina. Her birinin tanımı. Ey min tilkel aksami selase. Yani bu üç kısmın tanımları bilindi. Ve zalike li ennehu kad ulime bihi bu yöntemle ey bi vecil hasri hasri metoduyla bilinmişti. Ne bilinmişti? Şu. Ennel harfe harf nedir? Kelimetun bir kelimedir. La tadullu ala ma'nin fi nefsiha. Kendi nefsinde bir anlam ifade etmiyor. Mesela örnek olarak biz demiştik ki mini, min kelimesini ele aldığımız zaman min tek bir tek başına yerinde kaldığı sürece de'da ekinden başka değil. Ama minel basrati dediğimiz zaman basradan dediğimiz zaman iktida manasını veriyor. Dolayısıyla harf neydi? Kelimetun bir kelimedir. La tadullu ala ma'nin fi nefsiha. Kendi nefsinde bir anlam ifade etmiyor. Ve'er bilakis tehtacu ila indimami kelimetin ukra ileha. Bilakis başka bir kelimenin kendisine eklenmesine muhtaçtır. Yani min kelimesi, basra kelimesini getirir. Min al basrati dersek yine ila kelimesi e, a anlamını ifade ediyor. İle li küfeti dersek intiyayihaya anlamını verir. Ama tek başına bir anlam ifade etmiyordu değerli dostlarımız. Yine vel fe'lu toparlarsa fiil kelimetun o da bir kelimedir darabe gibi. Tadullu ala ma'nen bir manaya delalet ediyor. Mesela darabe vurdu. Nasıl bir şekilde delalet ediyor? Fi nefsiha. Kendi kendine yani darabeye başka bir eklemedi. Bir anlam ifade ediyor. Lakinnehu fakat fiil muhterinin beraberlik ediyor. Bi ahdil ezmineti selaseti. Üç zamandan bir tanesiyle ne yapıyor? Beraberlik ediyor. Vel ismu ismi ele alırsak o da kelimetun bir kelimedir. Mesela örnek olarak masa. Tadullu ala manen fi nefsiha. O kendi nefsinde bir anlam ifade ediyor. Artı gayri muhterin bi ahdil ezmineti selaseti. Üç zamandan birisiyle de beraberlik etmiyor. Yani mesela örnek olarak masa dediğimiz zaman mazideki, muzarideki yani zamanla kayıtlı olan bir anlam yoktur. Ekmek dediğimizde ekmekte zaman mefhumu yoktur. Fe dolayısıyla toparlarsa fel kelimetu kelime dediğim şey müşteriketun beynel aksami selaseti üç şey arasında ortaktır. Yani kelime dediğimiz zaman bir şema çizelim. O şemanın içinde ne vardır? İsim vardır, harf vardır, fiil vardır. Hani başına da ne diyoruz? El kelimetu diyoruz. Dolayısıyla kelime dediğimiz zaman kelimenin kapsamına, şemasına üç tane üç şeyde girer. O da nedir? İsimdir, fiildir, harftir. Şimdi bunları ayırt edersek vel harfu harf mümtazun ayırt edilebilir en ahavayhi iki kardeşinden yani isim ve fiilden ne ile? Bi ademi istiklali fil delalete. Delalete müstakil değildir. Yani dedik fiil kendi başına bir anlam ifade eder. İsim kendi başına bir anlam ifade eder. Ama harf tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yine vel fe'lu fiil mümtazın anil harfi harften ayırt edilebilir fil istiklali. İstiklali yönünden yani fiil müstakildir. Darabe dediğinde vurdu anlamını veriyor. Ama harf müstakil değildir. Min dediğin zaman bir anlam ifade etmiyor.
O zaman fiili harften ayıran şey nedir? Biri kendi başına bir anlam ifade ediyor. İstiklal dediğimiz, özgürdür dediğimiz kavram ile. Ama harf özgür değildir, müstakil değildir. Yine vel fi'lu mümtazın anil ismi. İsimden de bu sefer ayırt edebiliriz. Bil iktirani. O da ne? İktirani ile. İktirandan kasıt ne? Fiil de müstakildir, isim de müstakildir. E peki ikinci ayırt edecek bir özelliği var mı? Var. Fiil zamanla iktirani vardır, beraberliği vardır. Ama ismin zamanla beraberliği yoktur. Dolayısıyla fiil ile isim arasındaki kırmızı çizgi hangisidir? O da iktirandır. Zamanla beraberliği. Yine isim ile harfi karşılaştırsa vel ismu isim mümtazın anil harfi harften ayırt edilebilir bil istiklali. İstiklal ile yani fiil normalde isim kendi nefsinde bir anlam ifade ediyor ama harf ise kendi nefsinde bir anlam ifade etmiyor. İşte bu şekilde de dolayısıyla harften ayırt ediliyor. Ve anil fiili yine isim fiilden ayırt edilebilir bir ademin ikrarı. İsim zamanla beraberliği yoktur. Fiil ise zamanla beraberliği vardır. Bunları da bu şekilde ele alalım. O zaman toparlarsak ve dolayısıyla ulime li kulli vahidin minha onlardan her birisi için bilindiğine muarrafun bir tanım, tanıtıcı. Hani reklam diyoruz ya, reklamı bilindi. Neyin reklamı? Cami'un li efradihi fertlerini içine alıyor. Yani mesela isim dediğimiz zaman kendi nefsinde bir anlam ifade ediyor dediğimiz zaman kim içine giriyor? İsmin, bak isim kendi nefsinde bir anlam ifade ediyor dediğimiz zaman darabede içinde girdi. Darabede bir anlam ifade ediyor. Yine mahsa da girdi, ekmek de girdi. Ama bir de ve mani'un an duhuli gayrihi fi. Bir de başkasının içine girmesine engel oluyor. Ha, ne zaman ki fiil kendi nefsinde bir anlam ifade ediyor ama zamanla beraberliği yoktur deyince darabeyi dışarı attı. Yani zaten tanım dediğimiz nedir? Fertlerini alacak, fertleri olmayanları dışarı atacak. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِّ هَاهُنَا Zaten tanımlardan kastımız değildir. İlla الْمُعَرَّفْ Yani öyle bir tanım ki بِالْجَامِ Yani efradını içine alan bir de الْمَانِ özelliğine sahip olacak. Mani de nedir? İşine yaramayanları da alacak. Dolayısıyla zaten tanımlardan kastı ya cami bir de mani olacak. Yani fertlerini içine alacak. Efradını içine alacak. Efradı olmayan yabancı kişileri de dışarı atacak. Velillahi durrul musannaf. Allah musannafa başarı versin. Dur aslında süt demektir. Yani bir duadır. Hani süt de beyaz olduğu için, içinde hayır olduğu için Araplar şöyle bir deyim kullanıyorlar. Yani Allah musannafa başarı versin ya da musannafa bravo anlamında. Haysu niye bravo? Şu şekilde. Eşare ile hududiha yani fiilin, ismin, harfin tanımlarına işaret etti. Fi dimni deliller hasri. Hasır yönteminin içinde. Yani önce emma kelimesi ya şudur ya budur dedi. Sümme nebbeh aleyhi bi kavlihi. Sonradan tekrardan bir nebbehe tenbih etti. Uyardı aleyhi o kısma bi kavlihi şu kavle. Ve kad ulime bizalike. Şunlarla bilindi. Deyip sümme sarraha biha. Yani sanki bilinmiş ama yine tasrihe az önce bugünkü dersimizde tekrar açıklama yapıyoruz. Fîmâ ba'du. Bundan sonra tekrar açıkladı. Niye? Binaen şuna binaen. Alâ tefâvuti merâtibit tebâri. Tabiatların, mertebelerin farklılığına işaret etmek için. Çünkü hani tercüme yönteminde de aslında bazen bize derler ki çok işte şerh yazmışsınız, çok detay yapmışsınız. Biz diyoruz ki isteyen şu bölümden okusun, kendine anlasın. Çünkü benim anlayabileceğim kapasite ile sizin anlayacağınız kapasite farklıdır. Siz daha iyi öğrenebiliyorsunuz. O zaman neyi okuyacaksınız? Şurayı okuyorsunuz. Ama benim gibi biri anlayamıyor mesela farazi diyelim. Anlamıyor. Kendine dipnota iniyor. İşte musannaf da önce anlayanlar için ya şöyledir ya böyle deyip kısa kısa anlattı. Ha biraz daha mertebesi düşük olan veya bir tekrara ihtiyaç duyan bir kardeşimiz varsa musannaf kalktı. Bu vakit ölümüyor. Bize harika deyip tekrar konuyu baştan aldı. Toparladı. İşte diyor musannafın özellikle iki sefer anlatmasının sebebi mertebeler farklıdır. Anlayış
kavrayış mertebeleri farklıdır. Bundan dolayı müsannaf böyle bir yöntem izlemiştir. Geldik kelama. Zamanımız var değil mi? Evet, zamanımız var. El kelam. Şimdi kelama gelse, el kelamu kelam fil lugati, lugatta ma yetekellemu bihi, kendisiyle konuşlandır. Yetekellemu bihi, konuşlandır bihi kendisi. Kalilen, az olsun. Mesela ne kadar? Darabe. Kâne evkesine veyahut darabe zeydun gibi bir cümle koyuyoruz. Yani az da olsa, çok da olsa kelam ne demektir? Ağızdan çıkan şey olduğu için dolayısıyla ona kelam diyoruz. Ama وَفِي اِسْلَحِ النُّحَاتِ Nahucilerin tanımında ise ma kelam nedir? Öyle bir şeydir ki tadammane barındırıyor. Ey lafzun öyle bir lafızdır ki tadammane kelimeteyn iki kelimeyi barındırandır. Ha bu iki kelime hakikaten gerçekten iki kelime olabilir. Mesela darabe zeydun, darabe lafzı hakikidir. Zeydun hakikidir. Ev hükmen veyahut hükmen olabilir. Mesela idrib. İdrib dediğin zaman iki kelimeden oluşuyor ama biri idrib, bak lafzen görüyoruz, bir de içindeki vacibul istidrar zamir var. Ente. Hani ef'elu, nef'elu, tef'elu, bir de if'el. Fiillerinde vacibul istidrar, yani gizlenmesi vaciptir dediğimiz dört tane zamir vardır. Ha gözle görmüyoruz ama hükmen orada vardır. Yine idribe de kelam diyoruz. Tek kelime gözükmesine rağmen darabe zeyduna da kelam diyoruz. اَيْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فِي دُمْلِهِ Yani kelam dediğimiz zaman o kelimeden o kelimeden her biri o şemanın içinde olması lazım. Şimdi niye böyle dedi? Aslında şurada bir açıklama yapıyor. اَيْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فِي دُمْلِهِ diyor. Peki niye diyor? Burada diyor ki فَالْمُتَدَمِّنُ تَزَامُنْ eden. Yani aslında şöyle bir şema çizelim. Şemamızı çizdik. Bu şemamızın içinde ne var? Darabe zeydun vardır. Şimdi darabe zeydun ne demektir? Şemayı oluşturan fertler, artık biz okulda ne diyorduk? Bireyler diyelim. Bireyler şemanın içinde oluşturan bireylerin her biri ne diyoruz? O şemanın fertleri, bireyleri diyoruz. İşte diyor ki fal mutadamminu, mutadammin olan ismi fail olarak aldığımızda huvel mecmuru. Yani şemanın kendisi mutadammindir. Yani onun içine alandır. Vel mutadamman ise, tazamun edilen ise şema değildir. Şemanın fertlerinden her biridir. İsmu mef'ul olarak okuyalım. Huve kullu vahidatu minel kelimeteyn. O kelimelerden her biridir. O zaman müsannaf diyor ki فَلَا يَلْزَمُوا اِتِّحَادِهُوَا. Hani burada müsannafa bir itiraz yapılmış. Demiş ki, sen diyorsun ki kelam nedir? İki kelimedir. İşte diyor ki sen kelam ile kelime ne demektir? İki kelime ne demektir? Kelam. Dolayısıyla aynı şöyle hani silsile vardır ya baba oğul veyahut işte tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı gibi kısır bir döngü. Bunu şeyde mantık ilminde kısır döngü olarak görüyoruz. Burada diyor ki senin tanımında kısır bir döngü vardır. Yani kelime nedir? Kelamdır. Kelam nedir? Kelime. Yok diyor, aynı şeyler değildir. Kelam dediğimizde şu şema. Hani yuvarlak bir şema çizelim. Darabe zeydünü içine alan şemaya ne diyoruz? Kelam diyoruz. Ama ha bir de mutadammin diyoruz. Yani tazamun eder. İçine alan. Bir de mutadammen var. O da nedir? İçerilen. O da nedir? Darabe zeydün. Ha içerilen darabe tek değildir. Zeydün tek değildir. Darabe zeydünden her biridir. Dolayısıyla kelam ayrı, kelimeten ayrıdır. Hani zarf bir de mazruf düşünün. Hani zarf içine kimi almıştır? Yazdığımız mazruf mazruf içine neyi almıştır? Zarfı almış. Mesela o mektubu almıştır. Mektup ile zarf aynı şeyler değildir diyor Musallam. Dolayısıyla kelam iki şeyden oluşuyor ama kelime değil iki kelimeden oluşuyor. Dolayısıyla diyor aynı şeyler değildir. Bana itiraz etmeyin. Zaten 212 nolu dipnotta evet, kümenin fertlerini küme ile açıklayabiliriz. İnşallah bu anlaşılmıştır. Şimdi gelelim. Dedi ki, kelam nedir? Mahattadan menel kelimete ili iki kelimeyi barındırandır. Bil isnadi, isnad ile. Ha, şimdi iki kelime deyince Kulamu Zeydün de
iki kelimedir. Ama isnadi terkip olmayanlar tanımdan çıktı. Çünkü sıfat mevsuf tanımlaması veya isim tanımlaması Gulam-ı Zeydin gibi veya Zeydun el-Aqilu gibi kelimeler tanımdan çıktı. Ha iki kelimedir ama kelam değildir. Niye? Çünkü Musa dedi ki kelam olabilmesi için elimizde iki kelime olacak. Evet şu anda iki kelime elimizde var. Ama bu iki kelime ne olması lazım? Diyor ki isnad olacak. Ha Zeydun el-Aqilu dediğimizde Zeyd mevsuf el-Aqilu dediğimizde iki kelimedir ama isnad yok. Ha eliflamı atıp Zeydun Aqilun dersek yani mübteda haber yaparsak bu durumda iki kelime isnad terkibi içine girmiş olur. Bu durumda tam doğrudur, kelamdır. Ama sadece Zeydun el-Aqilu sıfat mevsuf tanımlaması olarak ele aldığımız zaman mübteda haber değildir. İki kelimedir ama isnad yok. İsnad olmadığı için dolayısıyla kelam değildir. O yüzden dedi ki ey tadammunen yani öyle bir tazamunla o yan yana gelişleri hasilen hasıl olmuş olacak. Bir sebebi isnadı ehdel kelimeteyni ile lufra. Bir kelime diğerine isnad edilecek. Yani Zeydun akilun dersek isnad oldu. Zeyd akıllıdır. Dır ekini aldığı zaman haber konumuna girdi. Ama Zeydun el-Aqilu dediğimiz zaman, akıllı Zeyd dediğimiz zaman Zeyd mevsuf olur, el-Aqilu'nun sıfatı olur. Böyle isnat olmadığı zaman da müpteda haber konumuna girmiyor. Dolayısıyla sıfat mevsuf tanımlaması oluyor. O da yine aynı şekilde kelamın dışına girmiş oldu. Dolayısıyla Musa'nın diyor ki kelam olabilmesi için elimizde iki kelime olacak. O iki kelimede biri de diğerine nispet edilmiş olacak. Zaten şimdi burada isnadı anlatıyor. Vel isnadu, isnad nedir? Nisbetu, nispet edilmesidir. Yani mesela diyorsun ya, Zeyd akıllıdır. Zeyd'e neyi nispet ediyorsun? Akıllı olma sıfatını. Ehdel kelimeden, iki kelimeden birinin hakikaten, ha bu iki kelimemiz istersen daraba Zeydun'daki gibi hakikaten iki kelime olsun. Ev ökmen veya idrib örneğinde olduğu gibi idrib içindeki enteye isnad oluyor. İlel uhra. Dolayısıyla cümlemizi bağlayan nisbetu ehdel kelimeteyni, şurayı parantezi alabiliriz. Nisbetu ehdel kelimeteyni ilel uhra. Bir kelimenin diğerine nispet edilmesidir. Bi haysu, öyle bir şekilde ki yufidul muhatebe, muhatebe fayda verecek. Faideten tammeten, tam bir fayda. Tabi bunu birazdan açıklayacağım. Öyle bir tam fayda ki yesuhu sukutu aleyha, üzerinde sukut sahne olacak. Tabi bu muhatabın sukutu mudur, mütekellimin sukutu mudur, o ileriki konularımıza detayını anlatacağız. Şöyle bir örnek verelim. Mesela Zeyd akıllıdır dediğimde muhatabım benden ya da darabe Zeydun diyelim. Arapça söyleyeyim. Darabe Zeydun. Zeyd vurdu dediğimde artık noktayı koymuşuz. Ama bak iki kelime olmasına rağmen bak kelamdı değil mi? Yani kelime arttıkça kelam o. Mesela in darabe Zeydun. Zeyd vurursa bak benden bir şey bekliyorsunuz. Yani Zeyd vurursa ne olacak? Ha o yüzden Musa dedi kelam olabilmesi için yesahu sukutu aleyha. Yani sukut üzerinde uygun olması lazım. E şimdi in darabe Zeydun dediğim zaman duramıyorum ki. Fe'lu şart gelmiş. E hani cevabı şart? Demek ki mütekellimin sukutu yani mütekellim daha sözünü bitirmemiş. Ha mütekellim sözünü bitirmişse muhatap da onda bir beklentiye girmiyorsa bu kelamdır. Bu anlaşılmıştır inşallah. Bakalım zamanımız varsa videomuz kesilmeyecekse devam edelim. Burada duralım. Bir dakika sonra video kesiliyor. Tabi bu konuda bilgisi olan beni uyarsın. Çünkü benim 23. dakikada video kesiliyor. Bu konuda bilgi sahibi olan kardeşler beni uyarsınlar. Niye? Video kesiliyor. Dediğimiz gibi değerli kardeşlerimiz kelam olabilmesi için müsanafa göre. Niye müsanafa göre dedik? Çünkü birazdan sonraki tartışmalarda kelam nedir, cümle nedir? Bazıları kelam ile cümle arasında farklılık koymamışlar ama bazıları kelam ile cümle arasında farklılık konulmuşlar. O yüzden İbn-i Akil'de de şöyle bir ibare vardır. Yesuhu sukutu aleyha. Tabi diyor ki üzerinde sukut uygun olması lazım. Yani ben darabe Zeydun dediğim zaman şu noktayı koyuyorsam demek ki kelamdır. İş bitmiştir. Karşı taraf benden bir beklentide değilse çünkü darabe Zeydun deyince bitti. Hani mefulleri kelamın temel öğesi olmadığı için kimse sorgulamaz. Ama
Darabe Zeydun değil de in darabe Zeydun veya in yadrib Zeydun şart edatıyla muzari fiili getirdiğimiz zaman in yadrib Zeydun ne olacak? Yadrib emrin mesela. Eğer cevap cümlesini de getirirsek bu ne olmuş olur? O zaman kelam olmuş olur. Ama eğer sukut olmuyorsa bu durumda ona kelam denilmiyor musannafa göre. İnşallah gelecek videomuzda biz devam edeceğiz. Tekrardan Esselamu Aleyküm. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerimiz.